Sevgili Beylikdüzü.com.tr Lonca Medya izleyicileri, Beylikdüzü'müzün tanınmış simalarıyla sosyal faaliyetlerin içerisinde olan değerli insanlarımızla söyleşilerimize, röportajlarımıza devam ediyoruz. Burada tanıdık bir sima var. Kendisi malumuz olacağı üzere Sayın Ufuk İnan Bey ile birlikteyiz. Gerçekten faaliyetlerde, sosyal faaliyetlerde hep rastladığımız, sizlerin de rastladığı kişi, ama kendisini tanıtması için mikrofonu uzatacağım. Daha sonra sorularım gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Ufuk İnan ben. 1977 Trabzon doğumluyum. 23 yıldır Beylikdüzü'nde ikamet etmekteyim. İnşaat sektörüyle uğraşıyoruz. Aynı zamanda 2002 yılında başlayan Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından başlayan bir siyasi hayatımız da var. Daha sonrasında belde yöneticiliği, ilçe yöneticiliği, meclis üyesi aday adaylığı, daha sonrasında yine ilçe yöneticiliği ve hali hazırda da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticisiyim. Bu yıl ilçemizde ilk kez yapılan Beylikdüzü Yağlı Güreşler Festivali'nde de Beylikdüzü Güreş Ağırlığı'na seçildim. Kısaca özgeçmişim bu. Şimdi Ufuk Bey, tabii ki profil olarak dediğimiz gibi halk sizi tanıyor. Beylikdüzü'nün siyasi vizyonu kuruluşa geçtiği andan itibaren, dediğiniz gibi gençlik kollarından başladınız. Bir sosyal hizmet anlayışıyla şu an yine dediğiniz gibi ilçe yönetimindesiniz. Fakat sizi biz parti ayırmaksızın çoğu Beylikdüzü, eski köklü Beylikdüzü vatandaşlarımızla bir arada görüyoruz. Bu güzel bir olgu. Zaten Güreş Ağalı'ndan bahsettiniz. Sayın İskender Duriç'in ilkinde Güreş Ağalı'nda soyunduğu bir olaydı. Beylikdüzü'müze gerçekten iyi bir vizyon kazandırmış oldu. Kırkpınar taşındı buraya. Şimdi bu Lonca Medya, yani bizim yayın organımızda da görüldüğü üzere, şöyle izleyicilerimize o günün anısına şöyle bir fotoğraf almıştık. Burada bir mutluluk var yüzde okunan. Milli bir sporumuz bu tabii. Atasporumuz, milli bir atasporumuz. Bununla ilgili nereden esinlenerek, yani buna neden soyundunuz? Çünkü Güreş Ağalığı biliyorsunuz ihaleyle verilen bir sistem. Bu gelenek ne kadar gidebilir diye bir soru yönetiyorum. Şimdi tabii yani güreş, biz memleket olarak ve yaşadığımız coğrafya olarak memlekete, aslında güreşe biraz uzak bir memleketin mensubuyum, ama her zaman yağlı güreşlere bir özel ilgi duymuşumdur. Dünyada tektir yağlı güreş, tektir, duayla yapılan spordur. Dünyada başka bir örneği yoktur. 657.si düzenlendi bu sene Kırkpınar'ın. Böyle de bir tarihi var. Onun için bu topraklarda da, bizim ilçemizde de geçmişte bu yapılmış. Daha sonra biraz unutulmuş. Sağ olsun belediye başkanımızın özellikle bu yıl tertip etti ve tabii ki İskender abimiz geçmişte büyük mandıra güreş ağası ve tecrübesiyle beraber, onunla beraber başladık. Bu sene Beylikdüzü'nde, seneye ikincisini yapacağız. Bir de böyle bir seronomisi var. Ağalığın bir ihale yöntemiyle veriliyor. Tabii bu ihalede belirlenen para bir sonraki sene yapılacak güreşte kullanılacak, organizasyonda kullanılacak ve atasporumuzu daha ileri taşımak için orada bir rakam biraz sembolik kalıyor. Atasporumuzu daha ileri taşımak için bu mücadeleye girdik. Daha da iyisini seneye inşallah yapacağız. Şimdi bu geçtiğimiz dönem, yani yakın bir zaman önce oldu tabii. Evet. Burada birçok ilimizde katılım gösteren spor kulüpleri vardı. Evet. Yani bakıyorduk Konya, Karaman'dan, Edirne'den ve diğer yerlerden, Ankara'dan, Antalya'dan. Peki Beylikdüzü olarak, şimdi Beylikdüzü biliyorsunuz yeni, daha geçmişi çok yeni bir ilçe. Beylikdüzü'nde de böyle sporcular, böyle pehlivanlar için bir çalışma olacak mı? Bir kulüp olacak mı? Çok enteresandır. Beylikdüzü'nün muhtelif yerlerindeki çay bahçelerine gidiyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir tane o çay bahçesinde garsonluk yapan bir genç bir arkadaşımız yaklaştı yanımıza. İşte sizin vasıtanızla, yerel basının vasıtasıyla ağa olduğumuzu öğrenmiş ve Samsun Ladikli olduğunu ve güreşle ilgilendiğini söylemiş.
bizden seneye güreşmek istediğini iletti. Yani böyle enteresan yerlerde karşılaşıyoruz. Aslında güreşe ilgi çok fazla. Şimdi bu yıl biz belediyemizin bir spor müdürlüğü kuruluyor. Yoktu daha öncesinde, kuruluyor ve açılacak. O spor müdürlüğü çerçevesinde güreş dalı da olacak. Ve Beylikdüzü'nde, yani bu çok yakın bir tarihte, bir ay içerisinde kurulacak. Ve biz önümüzdeki güreşlere Beylikdüzü'nün çocuklarıyla beraber gireceğiz. Tabii çeşitli kategoriler var. Orada o kategorilerde sporcu arkadaşlarımız olacak. En önemlisi de o olacak zaten. Beylikdüzü'nün çocukları olması bizi çok mutlu edecek. Yani kategori derken sikletleri, sikletlerinde yani, belirlenecek. Baş altı güreşleri var, işte yaş sınırları var, baş pehlivan var, onların kategorileri var. Oralarda sporcu arkadaşlarımız olacak. Şimdi biz Lonca Medya olarak, tabii ki bölge basını olarak da gözlemlediğimiz, ilkinde gözlemlediğimiz organizasyonda duyurunun Beylikdüzü'ne tam yapılmadığı inancıyla. Ama buna rağmen yine de katılım vardı. Şimdi çayır diyelim, hani çayırda yapılır genelde. Bununla ilgili yine aynı yerde mi belirleniyor, yoksa bir proje var mı? Şimdi tabii ki 60'lı yıllarda özellikle oranın seçilmesinin bir sebebi var. 60'lı yıllarda oralarda güreş organizasyonları yapılmış, mahalli güreşler yapılmış. Daha sonrasında biraz unutulmuş, 70'li yıllarda olmuş. Oranın bizim için önemi de zaten o. Yani Beylikdüzü'nde ilk güreşler orada yapılmış. Şimdi o alan Orman Bakanlığı'na bağlı bir alan ve Orman Bakanlığı'nın orayla ilgili bir tasarrufu var. Yani satılabilir orası. Belediyemiz ve ilçemizdeki STK'larla beraber bir çalışma başlattık oraya. Haramdere Korusu'nun Beylikdüzü halkına kazandırılması için bir çalışmamız var. Sayın Orman Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirildi. Evimiz Beylikdüzü Derneği vasıtasıyla. Bir yol kat ettik orada. İnşallah Beylikdüzü'nün malı olarak da kalacak orası. Mücadelemiz devam edecek. Öyle de bir tarihi özelliği olduğu için, ilk güreşler orada yapıldığı için güreşlerimizi orada yapma taraftarıyız. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela Edirne'de Kırkpınar stadyum gibi. Stadyum gibi. Yani tabii ki ana başlangıç yeri de yağlı güreşler denince ilk akla gelen Edirne Kırkpınar güreş alanı. 35 yıldır orada yapılıyor. Tabii ki. Yani şimdi burada da öyle bir tesisleşme olabilir mi? Yani siz bu ufku, yani isminizde bir daha evet. söyleyeyim. Bunu görebiliyor musunuz? Şimdi belediye başkanımızla yaptığımız görüşmede orası İstanbul'un birçok yerinde Haramdere Korusu, Haramdere Ormanı olarak bilinir. Ve bizim öyle bir çalışmamız var. Orayı Haramdere Korusu olarak Beylikdüzü halkına hizmetine açmak. Daha geliştirerek peyzajıyla beraber ve öyle bir çalışmamız var. Onun içerisinde de Beylikdüzü güreş meydanı olarak kalması için çalışmamız var. Peki bunun yanı sıra da malum olduğu üzere bizim etkinlik alanında sevgi ve dostluk etkinlikleri devam ediyor. Şimdi burada halkımızla sanatçıların bir araya gelmesi, kaynaşması adına girişimler yapıyorsunuz. Buradaki etkinlikler mesela 9 günlük, işte 10 günlük gibi oluyor. Bunların sık sık tekrarlanması adına düşünceler var mı? Yani bu sosyal bir faaliyettir sonuçta ve sizleri hep orada görüyoruz. Bununla ilgili daha bir geniş kapsamlı, uzun süreli çalışmalar olacak mı? Her yıl, artık bu yıl üçüncüsü, her yıl bu etkinlikler düzenlenecek. Kısa olması da bence doğru, çünkü insanlar bir aylık festivallerden sıkılıyor. Bizimki 9 gün. Belediyemizin o yönde çalışması var. Beylikdüzü yeni bir ilçe. Yeni 3 beldenin birleştiği bir ilçe olduğu için bir Bakırköy, bir Bahçeli Evler gibi değil. Yani Beylikdüzü insanının kaynaşması gerekiyor. O anlamda da zaten festivalin adından da anlaşılacağı üzere sevgi ve barış buluşmalar. İsmi de o anlamda çok uygun. Tabii ki daha her yıl geliştiriliyor. Bu yıl mesela çardak altı sohbetleri çok ilgi gördü. Daha da ilgi göreceğini düşünüyorum. Çok güzel sohbetler oluyor. İnsanlar, değişik kesimden insanlar orada bir araya geliyor. Biz bölgede 23 yıllık ben bölgeliyim. Yani buranın çocuğuyum diyebilirim. Çünkü geldiğimde 17 yaşındaydım. O anlamda kaynaşmak, eski oturanlarla bir araya gelmek, o meydanın öyle bir özelliği var.
inşallah daha da geliştirilecek, daha da güzel organizasyonlar yapılacak. Şimdi Ufuk Bey, az önce Bakırköy Bahçeli Evler örnekleri sunuldu. Şimdi Beylikdüzü'müze bakıldığında insanların kaynaşması adına Bakırköy Bahçeli Evler ve Avcılar gibi böyle düzenli, sıralı çarşı olmadığı görülüyor. Yani bu da şu oluyor, vatandaş AVM'lere gidiyor, birçok alışveriş merkezlerinde bölünmüşlük başlıyor. Böyle bir düzen Beylikdüzü'nde kurulması düşünülüyor mu? Yani sıra, böyle çarşı, birbirleriyle insanların karşılaşacağı, açık havada selamlaşabileceği bu düzende bir çarşı düşünülüyor mu? Evet. Şimdi o anlamda belediyemizin bir yayalaştırma projesi var Cumhuriyet Caddesi üzerinde. Bir takım engeller çıkıyor tabii belediyemizin önüne ama inşallah aşılacak. Ve dediğiniz anlamda o yayalaştırma projesinde 2500 metre gibi bir cadde üzerinde yine çay bahçeleri, konser alanları, şehir meydanları, nikah sarayı, birçok özellikleri olan bir cadde olacak. Beylikdüzü'nde tabii dikey yapılaşma olduğu için 15 katlı binalarda oturuyoruz ve 60 daireli binalarda oturuyoruz. Kendi katınızdaki komşunuzun dışında çok tanıma fırsatı bulamıyorsunuz insanları. Bir de Beylikdüzü sabah işe gidilen, akşam eve dönülen bir nevi otel olarak kullanılan bir ilçe. Bu anlamda vatandaşı sokağa indirmek, sokaktaki tabii o sokağa indirdiğiniz zaman vatandaşı orada cezbedecek yürüyüş alanları, bisiklet yolları, oturup çay kahve içebilecekleri amfitiyatroları, böyle projeler olması gerekiyor. Şu anda o projesi de var belediyenin. Güzel olacağına inanıyoruz. Ufka açık, genç, dinamik bir belediye başkanımız var. O anlamda kendisine çok güveniyoruz. Projeler tabii ki, bir de büyükşehir ayağı var. Biraz sıkıntı yaşıyor galiba belediye başkanımız orada ama o girişimci ve genç dinamik ruhuyla beraber halledeceğini düşünüyoruz. Biz de sonuna kadar STK'lar olarak, sivil toplum kuruluşları olarak arkasında olacağız, desteğimizi esirgemeyeceğiz. Hazır belediye başkanımızdan bahsetmişken biz de şunu demeden geçemeyeceğiz. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu bir söyleşisi vardı. Esnafına sahip çık. Yani bu bağlamda zaten söylentimizin akışı da, söylemimizin akışı da oraya doğru akıyor, gidiyor. Bu bağlamda İmamoğlu'nun da biz gözlemlediğimiz olay, böyle esnaf olayları, AVM'lerin biraz dışına çıkıp da kaynaşması adına, esnafına sahip çıkması adına bir yarar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Sorum ondan dolayıydı. Yani bir de bu bir müjde gibi Beylikdüzü halkına gelsin istiyoruz. Bu bir kültürdür muhakkak. Yani biz toplumsal olarak AVM'lere pek alışık değiliz. Burada çoluk çocuğumuzun beslenmesini bile yanlış yönlendirmelere gidiyor gibi görüyoruz. Fast foodlar vesaireler. Peki bu projeler güzel. Yaşam Vadisi'yle ilgili, Yaşam Vadisi'yle ilgili düşünceler var mı? Düzenlemeler yapılacak mı? Yani halkın rahatlıkla o vadinin üzerinden ne teleferik olabilir, başka bir ulaşım şeyleri olabilir, bir gezi alanları düşünülüyor mu? Şimdi şöyle, Beylikdüzü tabii yeni bir şehir. Çıkış noktası 86 yılında Dünya Bankası destekli toplu konut projesi ve planlı bir proje. Aslında İstanbul'un çok yerinde göremeyeceğimiz planlı yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla planlı bir şehir. Ama daha sonrasında yerel yönetimlerde, işte Avrupa'da olsun, ülkeler imar planını 50 yıllık yaparken biz imar planını bir senenin içerisinde 5 kere değiştirebilen bir ülkeyiz. Aslında çok planlı yapılmış bir bölgeydi. Daha sonrasında bu biraz sekteye uğradı. O projelerin içerisinde Yaşam Vadisi projesi de var. Yani 1 milyon metrekarelik yeşil alan ve Beylikdüzü'nün yanı sıra İstanbul'un ciğeri olabilecek bir proje. Hayata geçirilişi geçen dönemki belediye başkanı tarafında, fakat plansız, programsız bir projeydi. Şu anda bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, peyzaj alanlarıyla, şimdi ağaç dikebilirsiniz. Ağaç dikebilirsiniz ama o bölgeye uygun ağaç dikmek önemli olan. Görüyoruz çevremizde plansız peyzajdan dolayı çok da kaliteli yeşil alanlarımız olmuyor. O anlamda çok güzel bir proje. Üniversitelerle çalışılan, 12 tane hocayla çalışılan bir proje. Onun için güveniyoruz biz o projeye ve İstanbul'da ses getirecek bir proje olacak. Gezmenizi, görmenizi, maketini görmenizi tavsiye ediyorum.
Son bir sorumuz olacak. Siyasi kimliğinizin ve sosyal faaliyetlerinizin yanı sıra bir de sizin bölgede iş adamınız var. Yani müteahhitliğiniz var. Bunlarla ilgili biliyorsunuz konut alacak vatandaşlarımız bazen yanılgılara uğruyorlar. Konut alırken nelere dikkat etmesi gerekir diye bir soru yönetsem tavsiyeleriniz ne olur? Şimdi hem okullu hem de bu işin çekirdeğinden, bu işin merkezinden gelen birisi olarak ben hep bunu söylerim. Biz konut üretiyoruz, iş yerleri üretiyoruz. Bize tabii müşterilerimiz geliyor. Bir keresinde bir müşterimize söylemiştim, hatta çok şaşırmıştı kendisi ama aslında doğru olan da o. Müşterimize daireyi gezdiriyoruz ve direkt bize fiyatı soruyor. Aslında vatandaşımızın dikkat etmesi gereken, İstanbul'un bir deprem bölgesi oldu ve yapılan projelerin depreme dayanıklı mıdır, zemin etütleri yapılmış mıdır? İlk önce bunları sormasını bekliyoruz. Bir müşterim çok şaşırmıştı. Sonra da ama yine bize sormadan daire aldı bizden. İstanbul bir deprem bölgesi. En çok dikkat etmemiz gereken olay bu. İlk önce buna dikkat etmeleri lazım. Sadece rakama kilitlenip kalmamak lazım. Tabii ki Türkiye'nin ekonomik şartları da belli. İnsanları o tarafına itiyor ama bu tarafı da var. Bir deprem gerçeğimiz var bizim. Köklü firmalardan daire almalarını tavsiye ediyoruz. Projelerini talep etmelerini tavsiye ediyoruz ve sağlam binalarda uzun ömürlü yaşamalarını öneriyoruz. Bu anlamda biz Beylikdüzü'nde 22 senedir iş yapan bir firmayız. Güzel projeler üretiyoruz, estetik projeler üretiyoruz. Herkes bina yapabilir ama çevreye uyumlu, mimari özelliği olan, dıştan baktığınız zaman sadece bir dört duvar görünmeyen projeler üretmeye çalışıyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Biz size teşekkür etmeden önce şunu da belirtelim, altını çizerek. Yaptığınız üretimleri Lonca Medya olarak takibe alacağız. Sizlerle inşallah halkımıza da gösterme adına oralarda da sohbetimize devam etmek istiyoruz. Bununla ilgili de bir gün bir vakit ayırırsanız hiç değilse biz de vatandaşa yararlı bir hizmet sunmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben önümüzdeki Kurban Bayramı'nı Türk halkının hayırlı uğurlu olmasını, barış huzur getirmesini, 15 Temmuz gecesi Türkiye bir uçurumun kenarına geldi. Türk halkının duyarlı ve sokağa çıkarak bu uçurumun kenarından bu milleti kurtardı. Bir daha böyle günlerin yaşanmamasını, Kurban Bayramımızın mübarek olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Lonca Medya olarak bayramımızı şimdiden kutluyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.